kurtulmuştan, hadi canım, dedirten FETÖ çıkışı. Erdoğan uyarıyordu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV yayınında ABD'nin Fethullah Gülen'i asla iade etmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Erdoğan'ın paralel yapı diyerek uyarılarda bulunduğunu savundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, FETÖ açıklamasıyla bir kez daha kendini rezil etti. Kurtulmuş, dün akşam katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ilahiyatçılara yaptığı FETÖ eleştirisi yanı sıra, FETÖ ile uzun yıllar iç içe geçen, kol kola yürüyen ve daha sonra, kandırıldık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, paralel yapı diye herkesi uyardığını, söyledi. Kurtulmuş, FETÖ'nün halen siyasette gölgeleri olabileceğini belirterek, FETÖ ile en güçlü mücadeleyi veren kadro bu kadrodur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Hülya Hökenek ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevap verdi. Kurtulmuş, Türkiye'de gerçekleşen darbelerin hemen hepsinin arkasında dış bağlantılar olduğunu ifade ederek, şahsi kanaatinin Fethullah Gülen'i ABD'nin asla iade etmeyeceğini söyledi. Herkes samimiyetle şapkasını önüne koyup düşünmeli. FETÖ ile mücadele konusunda ilahiyatçılara da tepki gösteren Numan Kurtulmuş, %95'i Müslüman olan milletten bahsediyoruz. Çok rahatlıkla bunun üzerinden insanları kanalize edebilmiş, kandırabilmiş yapıdan bahsediyoruz. İcraatlarını yaparken tamamıyla seküler davranabiliyor, her şey mübah, bütün tehlike burada. Herkes samimiyetle şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, hizmet edilecek bir yerdir. Diyanete çok iş düşüyor. Biz yeni Müslüman olmuş değiliz. Yalan söyleyerek kendisini gizleyebilmeyi, kendisinden olanlarla, olmayanlara göre başka bir hukuk geliştirmeyi hangi kitaptan alıyorlar? FETÖ geçmişte, Cebrail gelse falanca yere oy verin, dese, kovarım onu, derken, neredeydi bizim ilahiyat camiamız? Karşı çıkanlar da oldu ama topyekün olmadı diye konuştu. FETÖ ile en güçlü mücadeleyi veren bu kadrodur. FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin eleştirilere ilişkin de konuşan AK Partili Numan Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü. Siyasi ayak eleştirisi dendiği zaman hodri meydan. FETÖ ile en güçlü mücadeleyi veren kadro bu kadrodur. Sayın Cumhurbaşkanımız paralel yapı diye herkesi uyarıyordu. Yurt dışında dost ve kardeş ülkelere gittiğinde, bunlara dikkat edin, diyordu. Bu kadar yıl dal budak sarmış olan örgütten bahsediyoruz. Bütün kurumların içinde olabileceği gibi tabii ki siyasetin içinde de olabilir. Türkiye'de bu kadar parti var, hemen hemen her başbakanla yakın ilişki içerisinde oldukları, temas kurdukları, iktidara gelen bütün bakanların faaliyetlerinde yer almak gibi aşırı gayret içinde oldukları bulunuyor. Böyle bir yapının siyasette hala gölgesi var mı? Olabilir, bunun da üzerine gidip çıkarılabilir. Somut olaylardan konuşuyorsak bu iş yargının işidir.